Evet sevgili spor severler, herkese selamlar. Yepyeni bir bültenle yine sizlerle birlikteyiz. 19 Aralık Çarşamba günün bülteni için yine ne kadar kısıtlı olsa da maçlar sizler için birkaç tane arasından seçtik. Kupa maçları var ağırlıklı. Bundesliga'dan maçlar var. 3 tane maç oradan seçtik. Dünkü bülten gerçekten iyi geçti. Maçlara baktığınız zaman, dünkü videomuz baktığınız zaman hak vereceksiniz. İyi maçlar çıkardık diye düşünebiliyorum. Bir iki tane istisna haricinde gerçekten güzel maçları tutturduk diyebiliriz. Değerlendirip oynayanlar varsa tebrikler. Ama kaçıranlar varsa tabii ki unutmasınlar. Burada elimizden geldiği kadarıyla günlük yorumlarımızı, videolarımızı burada paylaşmaya çalışıyoruz. Bazen her gün olmayabilir. O bültene bağlı. Ağırlıklı olarak hafta sonlarında zaten yer veriyoruz ama bu şekilde en azından elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de maçlardan ve videolarımızdan daha doğrusu haberdar olmak istiyorsanız mutlaka bildirimlerinizi açın arkadaşlar ve tabii ki abone olun. Abone oldukça bize destek olmuş olursunuz ve aynı zamanda da tabii ki yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Kendi tahminlerinizi de yazabilirsiniz. Herhangi bir kuponunuz varsa paylaşabilirsiniz. Bizlerle en azından fikir alışverişinde bulunabiliriz. Ve bu şekilde de en azından karşılıklı bir şekilde kazanmış olabiliriz. Hemen maçlara geçelim. Schalke Leverkusen karşılaşması. Schalke Leverkusen'da iki takımın da sürpriz derecede alt sıralarda bulunuyor. Leverkusen 11. sırada 18 puanda. Schalke ise 15 puanla 14. sırada. Schalke özellikle bu sezon hayal kırıklığı yaşamakta. Ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde bir üst süre çıksalar da rakip tabi Manchester City olunca onlar da büyük bir ihtimal bu turda elenecek gibi gözüküyor. İyice rotayı lige çevirmiş durumdalar. Evinde oynayacakları karşılaşma zor bir karşılaşma. Leverkusen'da deplasmanda iyi oynayabilen bir takım, gol atabilen bir takım. Ondan dolayı ilk tercihimiz karşılıklı gol olur. Ve biraz da sürprizler için 4-6 gol diyelim. Belki bir bol gollü bir karşılaşma izleyebiliriz. Ne kadar denk takımın mücadelesi olsa da bu tip maçlarda karşılıklı golleri ve bu gollerin açık olduğu bir karşılaşma olabilir. Bayern Münih-Leipzig karşılaşmasında ise malum Dortmund'un puan kaybetmesi, yenilmesi Düsseldorf'ta. Bayern Münih'in ümitlerini, şampiyonluk ümitlerini biraz da olsa arttırmış durumda, az da olsa diyelim çünkü daha puan farkı bayağı var. Bayern şu anda 3. sırada 30 puan, Leipzig ise 28 puanda. Kağıt üzerinde Bayern favori. İlk yarıdan bu işi bitirmek isteyecektir. İlk yarı 1 diyebilirsiniz arkadaşlar. Karşılıklı gollere açık mıdır? Olabilir. Leipzig öyle hafif bir takım değil. Geçen sezonun oranında bu sezon biraz daha düşüşteler. Avrupa'dan elendiler. Onlar da ligi ağırlığını vermek istiyorlar. Zaten ligdeki konumları da fena değil. Ondan dolayı da bu karşılaşmanın önceki ilk yarı bir, sonra da karşılıklı golleri deneyebilirsiniz arkadaşlar. Werder Bremen-Hoffenheim karşılaşması ise Hoffenheim iyi gidiyor diyebiliriz. Ama son haftalarda bayağı bir puan kaybında uğradılar. Gol atmayı çok seviyorlar ama bir yandan da iyi yiyorlar. Werder Bremen'de ise 9. sırada 21 puan. Onunla bakacak olursa bu karşılaşmada en mantıklı seçim öncelikle karşılıklı gol var ve 2-3 gol arası tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Arsenal-Tottenham, evet İngiltere kupasına geçelim. Lig kupasında Arsenal-Tottenham karşılaşması zor bir karşılaşma, çok zor bir karşılaşma olacak. Tottenham çünkü iyi, Arsenal'da evinde iyi oynayan bir takım. İlk tercihimiz ilk yarı 0. Sonrasında ise 0-2 çifte şansı Tottenham'den yana olabilir. Tottenham deplasmanda bir nevi zorlayacaktır diye düşünüyorum Arsenal'ı. Çünkü Arsenal'da birkaç eksik var. Ondan dolayı ilk yarı 0 veya 0-2 çifte şans oynayabilirsiniz. Chelsea-Bournemouth karşılaşmasında ise açık ara Chelsea favori. Bu konuda yani sürprize bile yer vermek istemiyorum. Birden bir değerlendirebilirsiniz. Oran çok ufak, düşük.
Oran arttırmak isteyenler 3,5 gol üstü ya da 4-6 golü değerlendirebilirsiniz. Chelsea burada bir sürprize yer vereceğini zannetmiyorum. Hibernian Rangers karşılaşmasında, o da İskoçya'da kupa karşılaşması mı bakayım? Hayır, lig tekrarlayalım, düzeltelim. Hibernian Rangers lig karşılaşması. 13 Mayıs'ta 5-5'lik skor. Sonra da diğer karşılaşmalar 2-1 Hibernian'ın galibiyeti ve en sonunda da 2017'de de 2-1 Rangers'ın galibiyeti. Yani bu iki takım gerçekten birbirlerini gollü olanı çok çok seviyorlar. Biz yine bu karşılaşmada da bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Rangers biraz daha ağır basıyor ama Hibernian de evinde iyi oynayabilen bir takım. Rangers'ı biraz zorlayabilirler. İlk tercih 2,5 gol üst. Sonrasında da KG var deneyebilirsiniz. Sürprizler için 4-6'ya da yönelebilirsiniz. Gollü karşılaşma bekliyoruz buradan. Burada goller yine yani açık bir futbol izleyebiliriz burada. Marsilya Strasbourg Fransa Kupası. Burada Marsilya kağıt üzerinde ne kadar favori gözükse de çizmiş oldukları performans ligde özellikle pek o kadar da iyi değil. Şöyle baktığımız zaman Marsilya son galibiyetini evinde bir Dijon'a karşı almışlar 11 Kasım'da. Ondan sonra da bayağı bir düşüşteler yani. Strasbourg şey etmememiz lazım. Onlar da iyi durumda. Deplasmanlarda özellikle gol atabilen bir takım. Karşılıklı gole yönelebilirsiniz. Marsilya'ya direkt oynamaktansa ilk tercihimiz Strasbourg'un belki buradan bir sürprizle en azından kupadan hemen eleneceğini, böyle kolay kolay eleneceğini ben zannetmiyorum. Burada bir sürpriz olabilir. Ama ilk tercihimiz karşılıklı gollere açık bir karşılaşma ve alt deneyebilirsiniz arkadaşlar. 2,5 gol alt bu maç için bence idealdir. Monaco Lorient'te ise Monaco biraz da favori gözüküyor karşılaşmada. Son oynadıkları karşılaşmaya şöyle baktığımız zaman Monaco 4-0, 3-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle ayrılmış. Lorient'e karşı olan karnesi bayağı iyi. Bu karşılaşmanın Monaco'nun alacağını düşünüyoruz. Lorient'in pek fazla bir şansı yok. Monaco burada zorlanarak alacak belki 1-0 ya da bir 2-0 skor belki. Böyle açık ve net bir skor beklemiyoruz. Monaco zorlanacaktır ama maçı alacaktır. Evet, bugünlük yorumlarımız bunlar. Sizler de katkıda bulunmak istiyorsanız mutlaka abone olun. Like'larınızı bekliyoruz. Ve tabii ki de paylaşımlarınızı bekliyoruz. Sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'ınızda ya da herhangi bir Instagram'ınız varsa oradan da paylaşabilirsiniz. Bizim Instagram'ımız ilerleyen zamanlarda olacak. Hazırlık aşamasındayız. Ondan dolayı yorum ve görüşleriniz varsa bildirin, değerlendirelim. Tekrar görüşmek üzere.